demeç, faili meçhul suikast. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü saat 16'da makam odasında gazeteci Nuriye Akman'a röportaj veriyordu. Konuşmanın bir yerinde Hizbullah'la burada bir dünya oyununu bozuyoruz dedi. Gaffar, haklı olarak İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyordu. Başına bir iş gelmemesi için daha sonra. Ve Yavuz Donat'ı aradı, dostu. Abi arkadaşıydı benim yanımda. İçişleri Bakanlığı'ndan bu röportaj izninin alınmasına ve hızlandırılmasına aracılık etmesini istedi. Neyse biz dedim başlayalım, izin arkadan gelir. Öyle önce bir gönülsüz başladı. Fakat sonra gitgide çok zevkli bir söyleşiye dönüştü. Son derece iddialı bir kişilik yapısıyla karşı karşıya olduğumu gördüm. Konuşmaları, tavırları, mimikleri çok teatraldi. Adeta bir artist gibiydi ve ben bunu ona röportaj sırasında söyledim. Ve Fatih Terim'e çok benziyordu. O da tabii bunu ilk kez ben söylememişim. Bu benzetmeden çok memnundu ve kabulleniyordu. İşte İstanbul'da Fatih neyse Diyarbakır'da da Gaffar odur şeklinde. Hani deniyor ki Hizbullah'tan da tehdit alıyor musunuz, ne diyorsunuz falan diye. O güçlü ve kavi bir duruş sergiledi. Salla salla dedi. Yani önemli değil yani. Bunlar söylenir. Önemli değil anlamında. Röportajın bitiminde Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı'dan telefon geldi. Vali, Diyarbakır Kültür Sarayı'ndaki Uğur Mumcu'yu anma etkinliklerine birlikte gidelim dedi. 24 Ocak 1993 günü Ankara'da bombalı bir suikaste uğramış olan Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde Diyarbakır'da da bir anma toplantısı yapılıyordu. Normalde o saatte Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın Diyarbakır Spor Kulübü Başkanı Adnan Öktüren'le randevusu vardı. Ancak valinin Uğur Mumcu'yu anma törenine birlikte katılma önerisine hayır diyemezdi. Valinin yanına gitmek için odasından ayrılmadan önce Diyarbakır Spor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar'ın ziyaretine geldiği haberi verildi. Güvenç Kurtar ve yanındakilerle kısa bir süre oturdu ve çay içti. Özel kalemine Diyarbakır Spor Başkanı'yla Uğur Mumcu'yu anma programından sonra görüşeceğini belirtip dışarı çıktı. Emniyet binasının önünde yanında Özel Kalem Müdürü Mehmet Kamalı ile birlikte Opel Vectra makam aracına bindi. Çok güzel vakit geçirdik. Sohbetin dışında da işte fıkralarla, esprilerle geçen bir zamandı. Ve bana dedi ki bittikten sonra bak Diyarbakır'a geldin, önemli bir gazetenin yazarısın. Belediye başkanıyla görüştün, şimdi emniyet müdürüyle de görüştün. Valiyle de görüşmeden dönülmez Ankara'ya dedi.
gel dedi, beraber işte çıktık kapıya. Herkes tabii selam duruyor. Sonuçta emniyet müdürü kapıdan çıkıyor. Paltosunu sırtına atmış. Son derece afili bir biçimde yürüyor. Yani çok bir sinema filminin içinde yürüyormuşum gibi hissettim. Makam aracının kapıları açıldı. Beni sol tarafa davet etti. Ben de dedim ki, o anda birden kafamdan şöyle bir şey geçti. Yani bineyim mi binmeyeyim mi? Birkaç saniyelik bir tereddüt. Baktım bütün bu sabahtan beri beni havaalanında karşılayıp diğer belediye başkanıyla bütün röportajımda yanımda olan, bütün hem Gaffar Bey'le teması kuran temsilcimiz Atilla Bey orada kenarda böyle duruyordu işte. Ben bineceğim arabaya, o gidecek. Bu pek yakışık almayan bir görüntü gibi. Ona saygısızlık yaparmışım gibi düşündüm. Binmedim. Dedim ki müsaade ederseniz orada buluşalım. Valilikte buluşalım. Ben arkadaşımla gelirim oraya dedim. Biz gittik. Vali bizi kabul etti. O telefon etmiş. Geleceğimi söylemiş. Biz onu beklerken ölüm haberi geldi. Gaffar Okkan, eskortlar eşliğinde valiliğe doğru yola çıkıp Sezai Karakoç Bulvarı'nda yaklaşık 500 metre mesafe alınıp şehitlik olarak bilinen mevkideki kavşağa gelindiğinde bölgeye elektrik veren mezarlığın yanındaki trafodan elektrikler kesildi. En önde giden motosikletli polislere 4 el bombası atılmasıyla saldırı atağı başladı. Bombalardan biri patladı ve polisler motosikletten düştü. Makam arabasının önündeki koruma aracı yerdeki polisleri ezmemek için manevra yaptı ve karşı yola geçti. Bugüne kadar Türkiye'de örneği yaşanmamış bu dehşet verici saldırının hedefi Gaffar Okkan'ın makam arabasıydı. Çapraz ateşe tutulan makam arabasının ilk ateş hattını aşması yetmedi. Şoför ateş çemberini yarmaya çalışırken ikinci noktada bekleyen saldırı ekibini aşamadı. Kontrolden çıkan makam arabası refüje çarparak durabildi. Saldırganlar son atışlarını makam arabasının yanına gelerek yaptılar. Kanlar içinde arabanın arka koltuğuna yığılmış olan Gaffar Okkan'a yakın mesafeden de birkaç kez ateş edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a tam 17 kurşun isabet etmişti. Okkan'ın makam aracının arkasında duran üçgen şeklindeki bayrak göğsüne düşmüş ve al bayrak bir de onun kanıyla sulanmıştı. Gaffar Okkan, Özel Kalem Müdürü Mehmet Kamalı ve 4 polis olay yerinde öldü, 4 polis de yaralandı. Çatışma çıktı, tam ortasında kaldık. Sol tarafından galiba aldım yani. Saldırının hemen ardından yaralı polislerden biriyle Diyarbakır Emniyet Binası'ndaki polis arasında telsizden şu konuşma geçti. Merkez, merkez, saldırıya uğradık, saldırıya uğradık. Olay yeri neresi? Şehitlik mevkii. Zayiat var mı? Zayiat var mı? Şehidimiz var. 33 onun durumu ne? Başımız sağ olsun. 33 on Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'dı. Olay yerinde 16 ayrı silahtan atılan 469 Kalaşnikov mermisi, Makarov marka tabancadan çıkan 10 mermi kovanı ve 4 ayrı tabancadan çıkan 48 boş kovan vardı. Dehşet bir şeydi. Biz orada ölümü de konuştuk ve ben o sırada ilk romanımı yazmaktaydım. Bana Gaffar ne demek diye sordu durup dururken. Biliyor musun dedi, sen Gaffar ne demek?
Ayol bilmez miyim? Gaffar benim kahramanımın adı. Peki nasıl bir kahraman dedi? Dedim romanda ölümü temsil ediyor. O bir anda böyle irkildi. Ölümü temsil etmesin, hayatı temsil etsin dedi. A dedim sizin paşa gönlünüz olsun diye romanımı değiştiremem dedim. Öyle bir konuşma oldu. Sonra falan ben Gaffar kahramanını anlattım. Sonra değiştirsen onu değiştir, ölüm olmasın Gaffar dedi. Öyle bir an var. Ben de o arabada olabilirdim. Ölümün kıyısından döndüm. Bir arkadaşımız şehit oldu. Gaffar Okkan'a yönelik saldırı, 60'lı yıllardan beri terörle ve suikastlerle iç içe yaşamış olan Türkiye'nin o güne kadar şahit olmadığı ölçüde pervasız ve kusursuz bir suikastti. Gözcülerle beraber 25 kadar kişinin görev aldığı tahmin edilen bir suikast olayında bu kadar insan olaydan hemen sonra kaçmayı nasıl başardı? Olağanüstü hal bölge valiliğinin bulunduğu, 5000 kadar polisin görev yaptığı bir şehir olan Diyarbakır'da akşamın o saatinde ilin emniyet müdürüne uzun namlulu silahlarla saldırma cesaretini nereden aldılar? En önemlisi de Gaffar Okkan'ın o saatte makamından ayrıldığı haberini nasıl aldılar? Gaffar Okkan şehit edilmesine giden süreçte orada projeli planlı bir operasyona geldi. Yani şehit edildi bir gerçek. Yani birkaç kişinin işi değil, tamamen projeli bir şekilde uzun namlulu silahlarla hiç yaralı kalmasına veya kurtulmasına geçit vermeyecek. O geçiş güzergahında gittim yerinde gördüm. Peki bu projeli operasyonu yapanlar kimlerdi? Gerçekten bu kusursuz suikast projesi Hizbullah tarafından mı uygulanmıştı? Gaffar Okkan'dan 8 yıl önce yine karanlık bir bombalı suikaste maruz kalan Uğur Mumcu'nun 1992'de Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde dile getirdiği Hizbul Kontra nasıl bir örgütlenmeydi? JITEM'in kurucusu olarak bilinen Arif Doğan'ın Silivri'de Ergenekon davasının görüldüğü mahkemede tanık olarak yapılan sorgusunda Hizbul Kontra'yı ben kurdum, Hüseyin Velioğlu'nu ben görevlendirdim sözleri ne anlama geliyor? 1980'lerden beri Güneydoğu'da kaç Hizbullah'la karşı karşıyayız ve Gaffar Okkan'ı hangi Hizbullah vurdu? Şimdi adım adım hem Gaffar Okkan'ın hayat serüvenine hem son günlerde tutuklu liderlerinin tahliye edilmesiyle yeniden gündeme oturan ve Gaffar Okkan suikastinin baş şüphelisi olan Hizbullah'ın hikayesine hem de Gaffar Okkan'ı Hizbullah vurduysa bu hangi Hizbullah'tı sorusunun cevabına bakalım. Gaffar Okkan 1952'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fikri Okkan fırıncıydı. Gaffar Okkan 1973'te daha sonra polis akademisine dönüşecek olan polis enstitüsünü bitirdiğinde ilk görev yeri İzmir'di. ...1974 yılında öğretmen Fehime Zerrin Şen'le evlenen Okkan, İzmir'de 1,5 yıl İzmir'in Kasımpaşası olarak bilinen Kabadayıların mekanı Eşref Paşa Karakolu'nda görev yaptıktan sonra İzmir Emniyeti Siyasi Şube'ye verildi. Emniyetin siyasi şubeleri terörle mücadele görevini yerine getiriyordu. Gaffar Okkan siyasi faaliyetlerin ve terörün yoğun olduğu o dönemde sorgulara girdi ve antiterör uzmanlığı edindi. Böylece mesleğinin ilk 10 yılı İzmir'de geçti. ...1983'te Şanlıurfa'ya atandı. Urfa'da Asayiş Şube Müdürü olarak 3 yıl görev yaptı. 1986'da Eskişehir'e geldiğinde Güvenlik Şube Müdürü oldu. O Eskişehir'deyken Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanı Atilla Aytek buraya Emniyet Müdürü olarak atandı. Atilla Aytek halkla iç içe bir emniyet müdürüydü. Okkan'ın Diyarbakır'da sokaktaki insanla kurduğu sıra dışı yakınlığın temelinde muhtemelen İzmir'de Eşref Paşalıların mekanında karakol amirliği yapması kadar Atilla Aytek'le çalışmasının da payı vardı. Okkan,
bana bir Hendek'te, iki Diyarbakır'da kimse dokunmaz diyerek Diyarbakır sokağına olan güveni